Bir soru diyor ki Mahmut Bey sormuş. Hocam render için neden Unity değil de Unreal tercih ettiniz diye sormuş. Bir öğrencim de Safa Bey liseden. Hocam ben işte lise 3'te gemi inşaat alanında bir öğrenciyim. Üniversite olarak işte Maltepe Yat Design düşünüyorum. Sizce Yat dizayn Yat Tasarım alanında kullanabileceğimiz en uygun uygulama uygulamadan kastı yeni nesil olduğu için uygulama diyor arkadaşlar. Program biliyorsunuz cep telefonu ve tabletler üstünden. Program sizce hangisidir? Aklınızda okulumuzda otokite eğitimi alıyorum ama ekstra olarak geleceğime yönelik yatırım yapmak için birden fazla tasarım uygulaması öğrenmek istiyorum. Burada arkadaşlar beni tanıyanların bildiği üzere beni acayip tetikleyecek bir şekilde Safa Bey soruyu bitirmiş. Hocam o yüzden en uygun ve en hızlı cevabı verirseniz çok hızlı çok sevinirim. Ben zaten bu soruyu böyle soruları defalarca cevapladım biliyorsunuz. Ee, buna bir de şey eklemiş olalım. Bu üç soruya neden ben aralığa yöneliyorum? Gemiyat öğrencisi için hangi programı tavsiye ederim en uygun en hızlı? Ve e, Sude Nas Hanım'ın birinci sınıf öğrencisine hangi programları öğrenmeye başlamasını endüstriyel tasarım için tavsiye ederim. Arkadaşlar program nasıl seçilir diye videolarım var. Zaten öncelikle o videolara bir bakın uzun uzun anlatıyorum. Eren Budak hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Ee, cevaplayacağım Eren Bey. Şimdi şey program konusuna geldim. Arkadaşlar program seçerken e, çok kısa o videolarımda anlattığım şeyleri özetlemiş olayım. Birincisi program yapacağınız işi yapıyor mu? Yapmak istediğiniz işi bir düzgünce yapabiliyor mu? Bunu araştıracaksınız. İkincisi programa yaptığınız yatırıma değecek mi? Yani siz kullanıyorsunuz da sektör kullanıyor mu? Onu kullandığınızı pazarlayabilecek misiniz? Buna bakacaksınız. Üçüncüsü de programı edinebiliyor musunuz? Öğrenme eğrisi kolay mı zor mu gibi daha alt kademe noktalara dikkat edebilirsiniz. Ben neden Unreal Engine'ı seçtim Udemy yerine? Udemy diyorum <laughs> çok pardon Unity yerine. Arkadaşlar bir kere Unity konusunda önyargılı olduğumu hiç değerlendirmediğimi ee, şey yapayım itiraf edeyim. Unity biliyorsunuz daha basit yapılı bir motor olarak e, pazarlandı. Daha böyle cep telefonu uygulamaları için, mobil oyunlar için çok kullanıldı. Unreal Engine A, AA, AAA, AAA oyunlar için kullanılırken. O yüzden benim kafamda zaten Unity cep telefonu oyunu yapacaksak, cep telefonu uygulaması yapacaksak, Unreal bilgisayar işi yapacaksak gibi bir ön yargım var. O yüzden ben Unity'yi hiç düşünmedim. Ama yakın zamanda Unity'ye baktım mesela onun da bir show vardı geçenlerde. Taş gibi grafikler var. Yani yapınca yapılıyor Unity'de de. Ama neden hala Unreal? Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz ya zaten Unreal daha kapsamlı, daha sektörde büyük olan motor. Artı dediğim gibi Unreal en tepe seviye kaliteyle başından beri en tepe seviye kalite üzerine oluşturulmuş bir motor. Unity en başında biraz daha mütevazı işleri hedef koyarak oluşturulmuş bir motordu. Bir de sektörde şu anda yer gök Unreal biliyorsunuz. Yani Unity eğitimi yapsam inanın bir kişi ilgilenirken Unreal eğitimiyle 10 kişi. Aynı şekilde kendi çalışmalarım içinde de ben Unreal biliyorum dediğimde şu anda Unreal biliyorsan hemen gel başla diyen yerler var. Hani ama Unity dediğimde Unity neymiş diye sorulabilir Tabii ki sektörün içinde hiçbir yer bu kadar e, Cahil hani bu kadar uzak konuşmaz da Unreal arkadaşlar e, Biraz şey e, Önü açık gidiyor Şu anda çok popüler ve bu popülerlikte pek yakın zamanda azalacak gibi görünmüyor Hemen konuyu şeye döneyim Safa Bey'in sorusu Şimdi Safa Bey de işte gemi yat Yat dizaynında çalışmak istiyorum demiş ama hangi alanında o, o ofiste bir kişi bir iş yapmıyor. Ona bir karar vermesi lazım. Hani ben ultra gerçekçi görselleştirme uzmanı mı olacağım tasarım dünyasında. Yoksa tasarımlarını fikre anlatacak kadar görselleştirip o tasarımın atıyorum mühendislik analizlerini de yapabilmek istiyorum mu diyor. Buna göre araştırması gerekiyor. Çok uzatmayacağım. Mesela mühendislik analizlerini de yapmak istiyorsa Rhino'yla üç boyutlu model yapıp atıyorum. Ee, Rhino'daki yüzeylerini de, Rhino için pluginler de var mühendislik hesapları için. Veyahut işte bizim eğitimini verdiğimiz, benim birkaç kere eğitimini verdiğim MagSurf var. MagSurf'ta kabaca hesaplar yapılır. Ya da, e, şimdi programın ismi aklıma gelmedi. Gerçekten çok iyi e, şeyler için analizler yapan programlar var. En ses miydi? Öyle bir şeyler. E Asis miydi? Asis'ti galiba. Yani arkadaşlar, mesela, Safa Bey, e, "Yok ben tasarlayacağım, tasarladığımı da inanılmaz güzel görselleştireceğim." diyorsa da bu sefer işte şeye dönecek. Eee Rhino'da çizebilir, Max'de çizebilir. V-Ray ile görselleştirmesi gerekecek ya da işte onun gibi Corona ile ya da işte Unreal ile vesaire. Yani işte e, o sektörde ne iş yapmak istediğinize göre seçeceksiniz. Buradan da zaten soruyu şeye de çevirmiş olayım. Ee, Suden Sude Nasanım sizin için de aynı şey geçerli. Endüstriyel tasarımcı olacaksınız tamam ama siz bir ne iş yapan bir endüstriyel tasarımcı olacaksınız. Buna göre biraz bakmanız lazım. Birinci sınıfta bu konuda biraz kafanız karışıktır şu anda. Ben size kişisel bakın tamamen kişisel düşüncem ama biraz da haklı olduğum bir düşünce açıkçası. Endüstriyel tasarımcılara ben Solidworks öğretilmesini yanlış buluyorum. İşte AutoCAD'dir, işte Katya'dır. Yani çizim mekaniği... Üretime yönelik olan, esnekliğe az olan programlar, bakın SolidWorks, Katya, bunlar inanılmaz kıymetli programlar. Ama e, tasarımcı için, yani ilk o fikirlerin havada uçuştu, 2 saniyede yamuk yumuk yüzeyler oluşturmamız gerekebilecek e, sketch gibi üç boyutlu modelleme yapacağımız süreçler için çok uygun değiller. O yüzden Rhino çok iyi program. Rhino'yu ben çok e, tavsiye ederim. Yani endüstriyel tasarımcılar için benim arkadaşlar gerçekten samimiyetle Rhino'nun inanılmaz uygun ve iyi bir program olduğunu düşünüyorum. İşte ondan sonra ama işte bakın ondan sonrası var. Bu konuda daha fazla da uzatmayayım. Bir programla kariyeriniz bitmiyor zaten onu da söyleyeyim. Yani Rhino öğrenin dedim ya ben size. Siz zaten kariyeriniz ilerledikçe, üretime yakınlaştıkça Rhino'da çizdiklerimi SolidWorks'a aktarıyorum, şunu yapıyorum demeye başlamanız gerekecek. Ya da Rhino'da çiziyordum ama görselleştirme alanına yakın durabilmek için 3ds Max'e geçtim, Maya'ya geçtim demeniz gerekecek. Yani bir programla bu iş bitmeyecek. Ben biraz böyle net bir şey söyleyecek olursam bir endüstriyel tasarımcının ilk öğrenmesi gereken 3 boyutlu modelleme programı bence Rhino. Ama Max'te de güzel çalışabilirsiniz. ya SolidWorks değil. Hani ben böyle toparlamış olayım. Bu programların arasındaki farkları konuştuğumuz webinarlarımız ya da seminerlerimiz var zaten. Videolara bakılabilir. Eee Bir de son bir kere arkadaşlar bir de nereden başlamasını bilmeyen herkes için şunu söyleyeyim. Nereden tutturursanız bir başlayın. En fazla bir haftanız boşa gider. Mesela boşa gitmez aslında onu yapmış olmak. Ha ben bunu sevmiyormuşum bu bana hitap etmedi demenizi sağlar. Yani teorik bir şekilde nereden başlamanızı mükemmel olarak bulmaya çalışmayın. Yapmaya başlayın arkadaşlar. Hemen bugün yapmaya başlayın. Yaptıkça gerçekten sağlıklı bir şekilde değerlendirecek fikirleriniz oluşmaya başlayacak. Bu konuyu böyle toparlamış olalım.